Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar beraberiz. Dediğimde bugün hava gene güzel sayılır. Kış aylarına göre 17 derece şu an için hava sıcaklığımız. Güneşimiz hafif hafif kendini göstermeye başladı. Mezarlıklarımız, şehitliklerimiz, bunlara önem vermez olduk. İşler acısı bir durumdalar, ölümüze de dirimize de saygı göstermez olduk. Bunun sebebi Kazım Yurdakul beyefendinin söylediği gibi yalancı yüzyıldan ileri geliyor. Algılarla bizi yönettiler, eğittiler. Medya ellerinde, eğitim sistemi ellerinde adamları bizleri yönetmişler, yönetiyorlar ve birçok elbette koordineli çalışmanın sonucunda sayamayacağım bütün sektörlerde faaliyet gösterdiklerinden dolayı biz bu haldeyiz. Bunu gidip şehitliklerimize ziyaret sayısına bakarak, mezarlıklarımızın durumunu bakarak da görebiliriz. Bu sadece bir tanesi. Türk tarihiyle ilgili hiçbir tarihi eserimizi maalesef korumadık. Yok etme yoluna gittik. Ne de bizi hipnoze ettiler. Ben yalancı yüzyıl diyorum ama yanı sıra da hipnoze yüzyılda diyorum. Onu da diyebiliriz. Sanki biz hipnoze olduk. Algılarla bizi yönlendirdiler. Taktikleri meydana çıkmaya başladı. Medyada taktikleri genele yayabiliriz bu formülü, bu taktikleri. Bir hikayeyi eksik anlatıyorlar. Kalan parçayı da zaten tek bir parça uyuyormuş gibi gösterip insanlara onu öyle düşünmeye yönlendiriyorlar ve böyle olunca da bizler yalan söylemedik diyorlar. Medyada iyi ile kötü aktörleri birbirine karıştırıyorlar. Örneğin şimdiye kadar yaptıkları sizler soykırım yaptınız dediler. Bizlere suçladılar. Halbuki kendilerinin tarihleri soykırımlarla dolu, aktörleri yer değiştirerek, değerleri bizim değerlerimizi bize karşı kullanarak, suçlayarak, bizi şaşırtarak, hipnoze ederek, algılarla bu şekilde bu millet bu hale geldi diye düşünüyorum. Benim çocukluğumda dahi mezarlıklar bu halde değildi, daha iyiydi. Halbuki belediyeler vesaireler o zaman bakmıyorlardı bu mezarlıklara. İnsanlar atalarına, ölmüşlerine saygıdan dolayı gidip o mezarlıkları imece usulü ile bakımını yapar, çiçeklerini diker, ellerinden geleni yaparlardı, giderlerdi. Sebil sular her tarafa götürürlerdi. Her gün köyün bir fakirine para vererek o testiler yolcular için hep dolu halde beklerdi. Yaz aylarında susuz kalmasınlar diyerek de. Aslında bunların projeleri böyle 3-5 senelik projeler değil. Benim anladığım kadarıyla en az 100 yıldan fazla ve bazılarına göre daha da uzun bunların projeleri. Buna da inanıyorum. Çünkü uzun olduğunda hemfikirim onlarla. Çanakkale'de bizlerin aydınlarını, erkeklerimizi yok etmişler. Bir neslin hafızasını, bilim adamlarını, okumuşlarını yok etmişler. Böyle başlamışlar. Amaçları savaş kazanmak falan değil. Amaçları bizi tarih sahnesinden silmek ve Osmanlı'yı istedikleri gibi dizayn etmek ve bir kısmını başarmışlar. Biz kalmışız. Büyük kurucumuz rahmetli Mustafa Kemal Atatürk sayesinde cumhuriyete sahip çıkabilmişiz. Onun sayesinde bayrağımıza sahip çıkabilmişiz. Onu kaybetmemişiz. Eğer o aydınlar içinde ölmüş olsaydı hakikaten belki de bizler şu an için bakın başka bir devletin bayrağı altında yaşıyor ya da yaşamıyor olacaktık. Belki de kendimizi, benliğimizi unutmuş olacaktık. Ona amaç edindiler, yapmaya çalıştılar ama başaramadılar. Başaramayacaklardı. Ben buna inanıyorum. Ama şimdiki neslin birazcık liyakatlı olması lazım. Her yaptığı işi liyakatla yapması, severek yapması, en iyisini yapması lazım. Çöpçü çöp işini en iyi bir şekilde, temizlikçi temizlik işini en iyi bir şekilde, doktor aynı şekilde aynı liyakatlı ve en iyi bir şekilde yapmaya çalışmalı ki bizler refah
ve güçlü bir ülke olabiliriz, olalım. Ben buna bu şekilde ulaşabileceğimize inanıyorum ve yapabileceğimize de yürekten inanıyorum. Zamanı şimdi midir, sonra mıdır? O konuda hiçbir şey diyemem ama fırsat önümüze geldi. Bu yüzyıl hakikaten Türk yüzyılı olduğuna yürekten inanmak istiyorum. Her şey, ortam müsait bunun için. Yeter ki bizler bunları doğru hamlelerle lehimize çevirebilelim. Çünkü karşımızdakiler çok kaypaklar. Her şeyi ters yüz edip insanların aklını çeliyorlar, yanıltıyorlar. Nasıl tarihi ters yüz yaptılarsa. Sanki insan hakları bizler uygulamıyormuşuz gibi, insana değer vermiyormuşuz gibi bizim değerlerimizi, bütün değerlerimize sahip çıktılar. Sizde o yok dediler ve olmaması için de ellerinden geleni yaptılar. Siz savaşçı milletsiniz, savaşıyorsunuz. Sizin olduğunuz coğrafya savaşlarla yoğruluyor. Hep birbirinize düşüyorsunuz dediler. Diyorlar, halbuki birbirimizi düşüren onlardı. Daha yakın tarihimizi dahi unutturmaya çalıştılar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde iyi yanları kötü yanlarıyla beraber bu coğrafya 500-600 yıl barış içinde, refah içinde, belki onu diyemem ama barış içinde yaşamış halkların oluşturduğu bir imparatorluktu ve bunun içine gelip çomak soktular ve bu coğrafya ne halde, bundan nemalanıyorlar ve nemalanmayı da sürdürmek istiyorlar. İsrail'de görüyorsunuz yaptıklarını, bütün yüzleri meydana çıktı. Soykırımı yapan da bunlar, kadını erkeği de öldüren bunlar, savaş kurallarını uygulamayan da bunlar, hepsi bunlarda var. Maalesef bütün dünyayı olmasa bile büyük bir kısmını bakın ele geçirmişler. Kendi aparatlarıyla, satın aldıkları insanlarla, teklif ettikleri insanlarla, her yolu deneyerek bunu uzun vadede başarmışlar. Bakın onların sistemi nasıl çalışıyor. Demokrasi falan yok onlarda. Bizi onunla oyalıyorlar. Kendi halklarına karşı eşitlik, insan hakkı vesaire var. Niye? İlk önce içlerinde huzur olsun ki dışa kendilerine odaklayabilsinler. İçlerindekileri bir parmak, iki parmak halka, ona demeye çalışıyorum. Ağızlarına bal sürmüşler ve istedikleri yalanları onlara da medya aracılığıyla söylemişler, inandırmışlar ve algılarla onları da yönetmişler. Yine aynı şekilde bizleri de demin dediğim gibi sen hırsızsın demişler. Hırsız olan aslında kendileriymiş. Örnek veriyorum sadece. Neden bunaklar, hiç düşündünüz mü? Dünyayı yöneten bir ülkenin başında bunak bir adam ve bu adam öyle kararlar alıyor ki siz de bu bunağın ve biz de elbette bu bunağın ülkeyi, dünyayı yönettiğine inanıyoruz. Öyle bir şey yok. Biraz zaten kulağımız arasındaki organı çalıştırsak, biraz da bilgi edinsek, okuyarak, dinleyerek veya seyrederek belki bunlardan kurtulmuş olacağız. Maalesef o özelliklerimizi de aldıkları için elimizden, biz kişiye göre kişinin hangi kişi ne söylediyse doğru söyler mantığını yerleştirmişler bize. Eğitim sistemimiz zaten işler acısı. Öğretmenlerimiz, söylüyorum ben, öğretmenlerimiz liyakatlı insanlar değil. Elbette şu an için değişmiştir ama değil, görüyorum. Seviyeler çok düşük. Bunu kimse söylemeye cesaret edemiyor ülkemizde. Maalesef Finlandiya gibi bir ülkede eğitim sistemini gördüğüm, bildiğim için insanların bunda en çok sistemin olduğu kadar o kişilerin, öğretmenlerin ne yapmasını, ne amaçladıklarını bilmesi önemli. Burada odak noktası öğrenciye öğretmek. Aynı şekilde doktorun odak noktası hasta olması lazım. Sistem ona çalışmalı. Ama maalesef burada her şey ters yüz olmuş durumda. Düşünürseniz bulursunuz ne demek istediğimi, kendi sektörünüze de şöyle biraz düşünerek anlayabilirsiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Kimin işini yapıyorsunuz? Hakikaten o işi o amaçlanan şekilde mi yapıyorsunuz? Veya amaçlar mı ters yüz olmuş? Yaptığınız iş siz müşteriye değil de müşteri size mi hizmet ediyor? Veya milletvekili seçiyoruz, o vekil olacağına asil oluyor. Bunun gibi birçok ters yüz olan her alanda
maalesef işimiz var. Bunlar düzelmedikçe bizler başarılı olamayız, güçlü olamayız, refah seviyesini yakalayamayız. Hep yalnız kalmaya da mahkum oluruz. Biden gibi bunaklar, bunlar sembollerdir, bunlar kararı alanlar değildir. Bizi o medyalar, o hipnoze eden aparat medyalar yüzünden Finlandiya'da gördünüz medyada. Finlandiya'da dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi vesaire vesaire. O kadın başbakanı değil, kendini dahi yönetemeyen birisi. Siz inanıyor musunuz bunlar liyakatla oraya geliyorlar? Onlar semboller. Liyakatla çalışan devletin kendi kadroları, kararları alan uzmanlar, işi bilenler. O sadece sembol ve imzasını atan bir kişi, denileni yapan bir kişi. Onun hiçbir yetkisi yok. Bizim anladığımız şekilde bir yönetici, başbakan veya müdür değil. Onlar kararları kendileri almıyor. Bunu anlarsak eğer, bunların sisteminin nasıl çalıştığını anlarsak, biz de aynı sistemi uygularız. Aslında biliyoruz ama nedense herhalde zamanı gelmedi. Dediğim gibi vekil asil oldu. Bunlar ters yüz olduğu için bu şekildeyiz dedim. Eğer her şey yerli yerince oturursa, doktor hastaya hizmet ederse, hasta doktora değil veya vekil seçmenine hizmet ederse, seçmen vekile değil, bunların düzeldiği müddetçe, böyle mantık yayıldığı müddetçe, yayıldığı zaman bizler için umut doğar, Türk yüzyılı başlar diyor. Avrupalı Srebrenica'da ne yaptı? Kendi eliyle teslim etti Sırplara Müslümanları. Şimdi barış gücü vesaire diyorlar İsrail'le. Güvenmeyin, belki kendi elleriyle teslim edecekler. Aynı Srebrenica'da yaptıkları gibi. Avrupalı güvenilmez. Avrupalı dürüst değil. Bakın, ters yüz edilmiş bu konular. Onlar dürüst değil. Dürüstlük anormal bir şeymiş gibi bize yaydılar. Bizler o değerlerimizden uzaklaştık. Şehitliklerimizi ziyaret etmiyoruz. Kendi anne babamızın kabrini ziyaret edip bakmıyoruz. Saygımız, sevgimiz, insanlığımız yok oluyor gözlerimizin önünde. Bunun farkında dahi değiliz. Atatürk kapitalistlere karşı ilk zaferini kazanan bir kişidir. Bakın, Atatürk'ü zamanında diktatör dediler vesaire dediler. Çünkü Atatürk onların planlarını çomak soktu. Ondan ilham alan birçok ülke bağımsızlığı kazandı. Ama Atatürk'ün içini boşalttılar. Farkındaysanız Atatürkçüler boş. Cevizoğlu'nun dediği gibi goy goycu Atatürkçüler türedi. Atatürkçü Düşünce Derneği diye dernekler var. Düşüncesiyle uzaktan yakından alakası yok. Amaçlarıyla uzaktan yakından alakası yok. CHP, Atatürk'ün kurduğu parti, Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Uzaktan yakından faaliyetleriyle alakaları yok. Niye? İçini boşalttılar Atatürk'ün. Bu konuda çok maharetliler. Dediğim gibi her şey algı ama kendi sistemlerine uyguluyorlar. Şöyle de diyebilirsiniz, gizli bir kraliyet şeklinde yönetiliyor bu ülkeler veya bu sistem. Elbette tek bir kişi karar almıyor. Onlar sembol kişiler. O sembol kişiler Biden nereye gideceğini bilmiyor. Havayla el sıkışıyor, uyukluyor. Böyle adamlar dolu. Bunlar sadece sembol adamlar. Sözünü dinleyen adamlar bunlar. Öyle adamları o koltuğu oturtuyorlar. Ne yapıyorlar? Oğluna, kızına firma açıyorlar, yükseltiyorlar. O da orada emekliliğinin hobisini veya hobi onun için o meslek, bir de kendini belki de tatmin ediyordur. Artık kim ne düşünüyorsa, boş gibi bir adam bundan önceki ahlaksızın, aptalın birisiydi. Zannediyor musunuz? O bütün Amerika'yı ve dünyayı yönetti. Bunları görelim, gözümüzü açalım. Her şey gösterdikleri gibi değil, her şey söyledikleri gibi hiç değil, tarih hiç söyledikleri gibi değil ya da eksik bıraktıkları gibi veya aktörlerin yerine değiştirdikleri gibi değil. Bizler kendi tarihimize
çok iyi sahip çıkmalıyız. İyisiyle, kötüsüyle, Osmanlı demeden, Selçuklu demeden, Göktürk demeden, Azerbaycan demeden, artık aklımıza hangi Türk devleti geliyorsa onlar demeden sahip çıkmalıyız onlara. Ama nasıl sahip çıkacağız? Onların ve bizim tarihini bilerek, az çok bilerek, nereden geldiğimizi bilerek, elbette o tarih kitaplarını sadece nereye ait olduğumuzu bilerek, Türklüğü ırkçılıkla, kafatasçılıkla bir tuttular. Türk olmak aidiyettir. Bir yere ait olmanın kötü hiçbir tarafı yok. Bakın, sen Türkçüsün diyerekten ırkçısın, eş anlamlısını bize yüklediler beyinlerimize. Kazıdılar beyinlerimizi. Kendileri birleşirken bizleri parçalıyorlar. Artık biraz uyanalım. Şu para denilen sahte değerle, bakın o bile sahte, noze ediyorlar. Bizi köle gibi kendilerini çalıştırıyorlar. Bağlıyorlar yani. Anlatılan, ekonomistlerin anlattıkları para konusunda, rakamlar konusunda okullarda hiç eğitim verilmiyor. Çünkü bilmemizi istemiyorlar bu paranın, bu hilebazların, bu dolandırıcıların kurduğu tezgah olduğunu. O kağıt parçasına biz yazılan rakama değer veriyoruz. Halbuki onun hiçbir karşılığı yok. Hepimiz de biliyoruz. Sistem öyle kurulur. Bir banka bile teminat olarak Merkez Bankası'na 10 bin dolar yatırıyor ve %10 teminatı yatırınca 100 bin dolar da kredi verebiliyor. Ve bunu sayısız kişiye veriyor. O 90 bin dolar nereden geldi? Havadan bastı işte. Buna 1000 kişiye, 2000 kişiye, 1 milyon kişiye yaptığını düşün. Bakın, 1 milyon kere 90 bin dolar. Bu havada basılmış paralar, olmayan değerler bunlar. Bu şekilde neyi amaçlıyorlar? Bu şekilde borç vererek sana 90 bin dolar veriyor, 20 sene seni kendine bağlıyor. Ondan sonra tekrar başka bir şey, çünkü senin isteklerin bitmiyor. Çünkü insanın isteği bitmez diyorlar ama imkanlar kısıtlı diyorlar, kafa bulandırıyorlar. Ve biz de bunları yedik, artık gözümüzü açmanın zamanıdır diye düşünmekteyim. Böyle bir sohbet videosuyla karşınıza çıktım. Umarım bu videomu sonuna kadar izlemişsinizdir. Videomu sonuna kadar izleyene bütün dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Destekleriniz için hepinize minnettarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.